Herkese merhaba. Taşar Makine YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda daha önce 2022 Eylül ayında İsviçre'ye gittik baba. İsviçre'de göstermiş olduğum L890'ı ısrarlar üzerine Türkiye'ye getirdik. L890'ın kutu açılımını yapacağım. Sırf videoda açacağım diye malzeme geldi. 3 gündür burada bekliyor. Şimdi bugüne kısmet hep beraber içinden ne çıkıyor, bize ne vaat ediyor, farklar neler? Neden dünyanın en pahalı ev tipi Overlock'u, Bernina, L890, Overlock ve Reçme, altını çizeyim. Hem Reçme hem Overlock, sadece Overlock değil. Şimdi kutusunu açalım, üzerine bahsedelim bir şeylerden. Kutusu yaklaşık bir, nasıl söyleyeyim, çeyiz sandığı kadar, genç kızın çeyiz sandığı kadar. Bayağı büyük bir kutusu var makinenin. Onu söyleyeyim, ufak tefek bir şey değil. Zaten makine de ufak tefek bir şey değil. Şöyle üst kapağını açtığınız zaman böyle kocaman bir köpük karşılıyor bizi üst kapağında. Bu haznede neler karşımıza çıkıyor? Taşıma çantası, saklama çantası, kullanım kitapçıkları. Bunlar İngilizcedir ya da Almancadır ya da İsviçre'nin hangi dili kullanıyorsak. Ben gittiğimde Almanca konuşuyorlardı ağırlık bölgesinde, çünkü Almanya sınırında. Stöpön. Reçme çenesi var. Fire kabı var. Ayak pedalı var. Güç kablosu var. Elektronik olduğu için bu model normal pedaldan ayrı iki farklı parçadan oluşuyor. Deneme iplik bobinleri var. İçerisinden böyle bir iplik bobin seti çıkıyor. Gri. Ayak kaldırma dizliği var. Şu ana kadar belki 500 tane makine incelemişimdir. İlk defa böyle pat pata sarılan bir dizlik görüyorum. Kaliteyi anlayın yani. Dizlik var içerisinde, çizilmesin diye koymuş. Bu da serbest kol paça dikişlerinde çıkarılacak o çene var ya, o çeneyi ayrı koymuşlar. Çene buradan çıkıyor. Osman'cığım kapıyı zorlama bebeğim. Şimdi bu malzemeleri kenara bırakalım. İçinden çıkan aksesuarlar bunlar dedik. Üst kısmında bizi karşılayanlar. Ben sonra bunu yerleştiririm. Hep beraber makineyi inceliyoruz. Şimdi ben bu makineyi inceledim İsviçre'de. Kalsın burada. Ben bu makineyi İsviçre'de inceledim, ancak sadece kurulu vaziyetteydi. Millet yemek molası vermişti. Ben yemek molasında rica ettim oradaki direktöre. Telefon çalıyor. Şimdi ilk defa İsviçre'de gördük. İsviçre'de millet yemeğe çıktığı zaman ben direktöre rica ettim, makineyi kullanabilir miyim diye. O da söküp takmayacaksan kullan dedi. Ben genelde böyle insanlardan makineleri söküyor tarzında bir intiba bırakmışım. Sağ olsunlar orada Tugay ile beraber, bu Bernard distribütörünün oğlu, makineyi inceledik kabaca. O video sayesinde bir tane de Türkiye'ye getirdik 2023 yılında. İstanbul'da birine L890 siparişle getirdik. Orada demiştim siparişle getiririz diye. Artık geldiğimiz noktada fantazi şurada L890 dursun diye, yani dünyanın en pahalı overlock'u, ev tipi overlock'u dursun diye bu overlock'u getirdik. Sonra kutusundan bir aksesuar gözü daha çıkıyor. İşte içinde yağ var, yedek iğnesi var. Otomatik ip takması bu makinenin havalı olduğu için, hava sistemi bozulursa atıyorum 20 yıl sonra artık yaptıramazsınız ya da o an için çalışmazsa tamirciye gidene kadar o sistemden otomatik böyle ipliği takıp ittirebileceğiniz bir tel sistemi çıkıyor. İplik bobin sağa sola kaymasın diye bobin tiplerine göre malzeme stoplayıcı çıkıyor. Şu fileler dökülmesin bobinler diyor. Bobinlerin üstüne geçiyor. Şu bobinin üzerine geçiriyorsun bunu. Böyle iplik bobinleri dökülmesin diye. Bazı iplik cinsleri dökülebiliyor. Bu kutuda bu çıkıyor. Bir kutumuz daha var. Ama o kutuya ulaşmak için önce makineyi arkasını çıkarmam gerekiyormuş. Arkasını görüyorsunuz makinenin. Önünü çekmedim. Sürpriz. Bir tane ayak çıkıyor, bir tane cetvel çıkıyor, bir tane dokunmatik touch ekran paneli çıkıyor, bir tane de tornavida çıkıyor.
ufacık kutu, yani ufacık malzeme koyup kocaman kutuya, gereksiz şok. Yani şu kutuları dolduracak bir şey koymamışlar, yalana gerek yok içine. Uzatma tablası çıkıyor, çene kısmı çıkıyor. Başka da bir şey çıkmıyor. Şimdi gel gelelim hep beraber gül cemalini gösterelim. Makinenin şöyle, zaten kocaman bir makine. Şunları da kutusuna koyalım. Şöyle hani gelinin duvağını açar gibi. Eylem şuralardan. Şuralardan. Şöyle gelin duvağı açar gibi. Selvi Boylu Mal Yazmalım şarkısı çalıyor şu an. Değil mi? İşte L890 kutudan bu şekilde çıkıyor. İpliklere takılı çıkıyor. Bu makineden kısaca bahsedelim. Bu makine havayla ipliklerini takan reçme ve overlock makinesi. En büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Havayla ipliklerini takan Berna'da dağılık modeller var. Bu gelişmiş en üst modeli elektronik olarak L890. Bernette serisinde B68 var. O makine mekanik. Mekanik ne demek? Tansiyonları elinizle ayarlıyorsunuz. Bunda tansiyonları artı eksiyle elektronik şekilde step motorlarıyla sıktırıyorsunuz. Ayrıca dokunmatik ekrandan kendinize özel dikişler kaydedebiliyorsunuz. Yani taktığınız ipliğe, diktiğiniz kumaşa göre kendi, atıyorum, iki iplik penye dikiyorsunuz. Ona göre makineyi ayarlıyorsunuz, dikişinizi, onu kaydediyorsunuz. Daha sonra o kumaşı diktiğiniz zaman o dikişi seçiyorsunuz ve o dikişe göre makine kendini ayarlıyor. O şekilde dikiyorsunuz. Dikiş hafızası bu. Yani elektronik makine ne gerek var falan diyebilirsiniz. Hafızayı alıyor. Ki şu var, birçok iplik türüne, birçok kumaşa göre bu makine zaten düzgün dikişler dikiyor. Ellemenize gerek kalmadan. Ancak çok hassas kumaşlar oluyor. Çok cins kumaşlar oluyor. Adını bildiğimiz, bilmediğimiz birçok kumaşlar var. O kumaş türlerinde de opsiyonel dikişleri ayarlayın diye bu ayarlar mevcut. En büyük özelliği serbest kol paça dikişi. Yani şurası, şuradan bu kol ağzını falan döndürebiliyorsunuz. Pijama paşası, ne bileyim şu yakalar, şu kollar, bunları döndürebiliyorsunuz. En büyük özelliklerinden bir tanesi havayla iplik takması. Lüperlere giden, iki kademede açılıyor. Lüperlere giden iplikleri havayla D68'deki gibi takıyorsunuz. Bunun iplik takma videosu, ayar videoları gelecek. Bu sadece kutudan ne çıkıyor beraber bunu kayda alalım diye çektiğim bir video. Şimdi takacağınız iplik bu tarafa alıp basıyorsunuz, tık diye alıyor. Onu iplik takma videosunda göstereceğim. Havayla iplik takıyorsunuz. Dikiş hafıza modülü var. Normal bir overlock'tan daha hızlı. Hız olarak daha hızlı çalışıyor. Daha sessiz ve seri çalışıyor. Ben her zaman şunu söylüyordum. Yani B48 mi alalım abi? L450 mi alalım? Diyorlar bana Berna'da overlock seçiminde. Ben her zaman şunu diyordum. Kalite olarak L450 çok güzel. Ama B48 Bernette'de de reçme ve overlock var. Sonra B68 modelini getirdik. Herkes gene aynısı. Ya L450 mi alalım yoksa B68 mi alalım havalı iplik takma? Onlara da diyordum. Bu bir Bernina. Bunun kalitesi farklı. B68 çok güzel bir makine ama Bernina ile kıyaslanmaz diye. Artık Berna L450 ile de paranız varsa kıyaslayabileceğiniz bir model getirdik. L890. Bunu mu alayım? L450'yi mi alayım? Tabii ki bunu al. Yani bu teknoloji üzerine daha bir teknoloji yok. Ha, burada dezavantaj olarak görebileceğiniz, isteyeceğiniz şu var. Bu makinelerde alt lüperler ip takma otomatik var. Ama iğnelerden otomatik iplik takma yok. Niye yok? Sebebini söyleyeyim. 2000'lerde Bernina zaten otomatik iğneden ip takmayı zaten yapmıştı. 1200 modelinde mi ne? Çok verimli olmuyor. Kadın sağa ya da sola çeviriyor. Tamam mı? İplik takacak ya yan yana. Tek iğne değil. İki farklı iplik takıyorsunuz bunda. Hem sağa hem sola takıyorsunuz. Ve önde reçme malzemeleri var. Yani sürekli bizim insanımız tek düz gelen mekanik ya da elektronik makinelerde iplik takmayı beceremiyor. Onlar da becerememişler. Bunu overlocklardan çıkarmışlar. Bernina.
Yani her şeyi koydu, bunu mu koyamadı? Koymamasının bir sebebi var. Verimli değil, kullanılabilir değil. O yüzden bunlarda iğneden otomatik iplik geçirme yok. Onu zaten manuel olarak kendiniz takabiliyorsunuz. Bu makineyle 2, 3, 4, 5 iplik overlock çekebiliyorsunuz. 2, 1 ve 3 iplik düz dikiş, reçme, spor dikiş yapabiliyorsunuz. En büyük avantajı havayla iplik takması. En büyük artısı Bernina'nın çıkardığı en üst overlock makinesi. Ya daha bunun üzerine teknoloji yok. 20'nin üzerinde dikiş türetebiliyorsunuz. Her türlü kumaşı çok rahat şekilde dikebiliyorsunuz. Kutusundan çıkanlar bunlar. Makine ile alakalı birkaç tane daha video gelecek. İnceleme videoları, kumaş test videoları. 2023'te getirdiğimde orada denemiştim makineyi. İsviçre'de 2022'de denemiştim. Bu benim makinem. Bunu istediğim gibi deneyebilirim. Oralarda çok zorlayamamıştım. Şimdi bunu istediğimiz gibi gönül rahatlığıyla zorlayabileceğiz. Bu makine sipariş üzerine gelecek bu makine. Siz bu videoyu izlediğiniz zaman 4750 ile 5000 frank arası bunun bir fiyatı var. Ortalama o da 180.000 TL. Bu videoyu çektiğimiz tarihte 180.000 TL TL karşılığı. 180.000 TL bir overlock verir misin? Ben her zaman şunu söylüyorum. Paranız var ve alabileceğiniz şeyler kısıtlı. iPhone 15 Pro Max alabilirsiniz şu an. En sonunu alsanız 1 terabaytlığını alırsınız. 1,5 terabaytlığı yok. Bankada 100 milyon lirası olan, hadi 100 milyona da gerek yok, 10 milyon lirası olan, evi arabası yazdığı olan 50, 45, 30 yaşında bir insanın paraya zaten işi yok, parası var. Fakir olarak düşünmeyin. Bunlar zaten üst gelir segmenti, Amerika için üretilen cihazlar. Biz bunları kendimiz zorlayarak getiriyoruz. Bernina Türkiye distribütörü bizim zorlamalarımızla getirdi. Ben de bir tane satmış bulundum. Allah'a şükür bundan da satmamış değiliz. Bundan sattık. Benim sayemde başka bir ablamız da aldı. Influencer. O da aldı. Biz bunları paramızı vererek aldık. Bunlar hediye gelmedi. Parasıyla aldık biz bunları. Çünkü adam da diyor ki yani bunlar bedava alınabilecek paralar, makineler değil. Yani 300-500 dolarlık, franklık makineler değil. Pahalı makineler. O yüzden kısa keseceğim. Makinede kumaş baskı sertlik ayarı tabii ki var. Elektronik olduğu için tansiyonlarını kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Tansiyon özel kayıt edebiliyorsunuz. Hafıza modülü var. Bu hafıza modülünde hem tansiyonunuzu otomatik ayarlıyorsunuz, kaydediyorsunuz. Hem adım sıklığınızı, hem dikiş genişliğinizi yapıyorsunuz. Burada söyleyebileceğim şu anlık başka bir şey yok. İnceleme videolarında, ip takmasında, reçmesinde, ıvırda zıvırda hep birlikte olacağız. Parası olana güzel bir şey. Burada cımbızı var, tornavidası var, temizleme şeyi var, fırçası var, iğnesi var. Sonra başka ne var? Otomatik iplik takma malzemesi var. Bu iğne iplik takma otomatik malzeme. Bu da Bernina serilerinde hepsinde çıkıyor. Bernina'da da çıkıyor. Overlock'larında. Buradan seçip tırt attırıyorsun. İpliği takıyor. Bir iplik takma videosu çekeceğiz. Ama o gün bugün değil. Hava çok sıcak. Klima taktırdığımız zaman oturacağız, bir video çekeceğiz. Videoyu beğendiyseniz YouTube'a abone olabilirsiniz. 100 bin abone plaketini istiyorum. Onu almak istiyorum. Abone olursanız güzel olur. Bizi Instagram, YouTube ve Facebook'tan takip edebilirsiniz. Ya bu herkes için gelen bir model değil. Bunun üstüne basıyorum. Bu bana özel bir gelen bir model. Benim özel ısrarımla geldi. Pahalı mı? Evet, pahalı. Ama bizim için her şey pahalı.